Merhaba arkadaşlar, yeni bir dersimize hoş geldiniz. Bugün daha öncesinde değinmediğimiz konulardan birisinde, uzun zamandır da video çekmediğimiz sokaktaki silahlara karşı yapacağımız savunmalardan birisini daha çekeceğiz. Bıçakla ilgili daha öncesini hatırlarsanız arkadaşlar, mesafeli ve kısa mesafeye geldiğinde tehdit amaçlı savunmaları göstermiştik. Bugün yine kısa mesafede yapacağımız savunmalardan birisini göreceğiz. O da köşede bıçak savunması olacak. Kısaca bakarsak arkadaşlar, kısıtlı alan olduğu bir yerde rakibin görmediğimiz bir açıda çok kısa mesafede tehdit amaçlı bıçak çekmesinde ne yapacağımızı bilmemiz gerekiyor. Rakip mesela görmediğimiz bu çok kısa mesafedeyken aniden gelip bıçağı çekip boğazımıza dayadı arkadaşlar. Bununla ilgili size öncesinde bir tane çalışabileceğiniz hareket göstereceğim. Sonrasında da savunmasını. Bıçak şu noktada arkadaşlar, boğazıma dayandığında elin dayanak noktasını biz çıkış olarak kullanıyoruz. Şu çalışmayı bireyselde denemeniz gerekiyor. Bakın arkadaşlar, tekrar dayandı. Bu elin dayanak noktası nedir? Benim göğsüm. Eğer ben göğsümden açarsam bu bıçak gördüğünüz gibi kayar. Öbür açıdan bakın isterseniz. Burada dayandı. Sıfır noktasında boğazıma. Ama buradan açarsam arkadaşlar bıçak eski yerinden çıkmış oluyor. Bu hareket bir. Şimdi bundan sonrasını köşede izleyin. Daha net göreceksiniz. Bu noktada arkadaşlar bıçak boğazıma dayandığında rakibe benim hücum yapmam durumunda sadece buradan elini çekmesiyle benim buradan şah damarımı kesmesi bir olur. O yüzden çok tehlikeli bir pozisyon. Rakibe hücum yapmaya falan çalışmayın böyle bir yerde. Bıçak sizin boğazınıza dayanmışsa buradan vücut açılması, vücut rahatlaması en önemli şey. Tekrar dayandı. Vücudum açılıyor. Şu anda elim direkt bunu yakalaması gerekiyor. Bıçak durdu boğazımda. Buradan yakaladım. Şu eklem arkadaşlar çok hassas burkma için. Yakaladığım bıçağı gördüğünüz gibi bu eklemden de burkarak kendisine döndürüyorum. Çok aniden gelişen bir durumda. Görmedim. Dayandı. Açtım, yakaladım ve burktum. Ve arkadaşlar buradan bıçağı yönlendirip kendi boğazına yönlendiriyorum rakibin. Şu an tehdit sırası bende. Veya işte burada kuvvetim yetmedi. Üstten vuruşla bıçağı kesip onun elinden burkarak ben alıyorum. Tekrar bakalım. Burada bıçak geldi. Açarken yakaladım, eklemden burktum, burada kendisini yönlendirdim veya buradan yönlendirdiğim noktada arkadaşlar elinden tekrar alıp çıkarmam mümkün. Tekrardan bakalım şu açıdan. Geldi, açtım, yakaladım, yönlendirip çektim. Peki bu kol daha kuvvetli bir şekilde, yine aynı şekilde kütle farkı, bunu her videomuzda değiniyoruz, tutarsa ne fark eder? Şimdi şöyle arkadaşlar, bıçağın bir negatif özelliği var. Bıçak tutan kişi gerilimi bütün koluna yayar. Tuttuğunuz anda arkadaşlar buradaki bütün sinirleriniz, kaslarınız ortaya çıkar hassas olarak. Ve siz bunu tutarken rakip sizi eklemden, sinirden yakalıyorsa kuvvet fark etmeksizin, kuvvet harcamaksızın burkabilecektir. Burada görüyoruz, esnedi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim burkulmam çok kolay. Tekrar bakın, esnedi, yakaladı. Burada benim direnmem mümkün değil, istediği gibi beni manipüle edebiliyor. Burada yakaladığı noktada bütün sinirlerim çünkü açığa çıkıyor. Bu da göstereceğimiz basit derecede görebileceğimiz ilk hareket. Aslında hareketin yapılışı basit değil. Fakat kısa mesafede görünmeyen bir açıda bakın. Rakip bıçakla geldi. Boğazınıza tuttuğu anda yapabileceğiniz en efektif savunma. Tabii ki bunu direkt videodan izleyip yapmıyoruz. Bir şekilde çalışabildiğimiz bir zamanda sizlerle çalışacağız. Tekrardan bir silah videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.